NBA'deki Türk oyuncular. Geçtiğimiz günlerde 75. sezonla başlayan NBA, 75. yıla özel klip, en iyi 75 oyuncunun sıralaması ve yıldızların ilk maçlarına çıkması gibi etkinlikler ile basketbol severlerin hasretlerini dindirdi. Diğer taraftan ülkemizi bu sezon 4 basketbolcumuz temsil ediyor. Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Gürtseven ve Alperen Şengün sezon ilk maçlarıyla birlikte takımlarında az veya çok görev almaya başladı. Peki takımlardaki durumları neler? Cedi Osman Geçen sezon kenardan gelerek 10.4 sayı ortalamasıyla oynayan Cedi'nin takımdaki yerinin neresi olduğunu söylemek pek kolay değil. Cavaliers'ın aynı pozisyonu Isaac Okoro draftı ve bu sezon Lori Markanen'e kontrat vermesini Cedi'nin pozisyonuna yapılan eklemeler olduğunu düşünürsek rotasyon dışında kalması bile söz konusu olabilir. Bunun dışında takımda Colin Sexton ve Darius Garland'ın topu sürekli elinde isteyen oyuncular olması Cedi'nin daha az topla oynamasına sebep oluyor. Ve onu takımda savunma yapan köşe şütörü rolüne itiyor. Ayrıca takımda çok fazla eksik olması Cedi'nin tamamlayıcı özelliğini göstermesini de engelliyor. Sezon başında yük atması ve Ricky Rubio ile uyumlu olması halinde Cedi takımın en fazla ihtiyaç duyduğu şeye yani üçlüğe direkt bir çözüm olabilir. Fakat makul bir takas fırsatında da takımdan gitme ihtimali bir hayli yüksek. Furkan Korkmaz. Ben Simmons'ın yılan hikayesine dönen takas durumu 76ers'da sezon başında oyun kurucu eksikliğine yol açtı ve takımda Simmons'ın yerini doldurabilecek oyunculardan bir tanesi olan Furkan'a yaradı. Furkan hazırlık maçlarından başlayarak sezonun ilk maçlarında ilk 5 başlayıp top yönlendirici olarak oynadı. Bu sayede topu eline daha fazla aldı ve şut atabilmesinin yanı sıra topu paylaştırılmasıyla da çok etkili olabildiğini koç Duck Rivers'a gösterdi. Hem Furkan hem de takım için en önemlisi olan onun özgüvenli, istikrarlı ve daha çok top kullanarak oyuna devam etmek olacaktır. Çünkü 76ers'da dribbling ile skor yapabilecek oyuncu sayısı kısıtlı. Ve Furkan bunu yapabildiğini bize yıllar öncesinden Türkiye Basketbol Ligi'nde fazlasıyla gösterdi. Takım lideri Joel Embiid ile de arasının çok iyi olduğunu söyleyen Furkan, istikrarlı olduğunda takımın ikinci skorele bile olabilir. Aksi takdirde takımdaki rolünü Seth Curry ve Çaylak Tyrese Maxey'e kaptırma ihtimali yüksek. Ömer Faruk Gürtsemen Ömer'in durumu diğer oyuncularımızdan biraz daha farklı. Ömer NCAA'de 4 sezon oynadıktan sonra 2020 NBA draftına katılıp seçilememiştir. Daha sonra G forma giyip kendini geliştiren Ömer sezon başında NBA Summer League'deki performansıyla Hit'ten 2 yıllık bir kontrat kapmayı başardı. Henüz rotasyon tam olarak giremese de Dwayne Dedmon'un dakikalarını alma ihtimali bir hayli yüksek olan Ömer'in en önemli özelliği onun azimli, kararlı ve çalışkan bir kişiliği olmasıdır. Ömer ribantlardaki başarısının yanı sıra geçen sezon oyununa üçlük eklemesiyle tepeden ciddi bir şut tehdidi yaratmaya başladı. Bu onu rotasyonda 10-15 dakika süre almasını sağlayabilir. Fakat daha fazlasını yapması lazım. Oyunundaki en büyük eksiklik ise ayaklarının yavaş olması ve yeterince güçlü olmamasıdır. Alperen Şengün. Bu seneki NBA draftında 16. sıradan seçilen Alperen Şengün çok büyük bir potansiyel vaat ediyor. Öyle ki sezon öncesi genel menajerler arasında yapılan bir ankette Yılın çaylı adayları arasında ilk 5'e girdi. Oyun görüşü, yüksek oyun zekası, pas kabiliyeti, top sürüşü ve daha birçok özelliğiyle şimdiden Nikola Jokic ile kıyaslanmaya başladı. Fakat oyununda geliştirmesi gereken yönler de var. Net bir şütör olmaması, ayaklarının yavaş kalması ve yeterince güçlü olmaması onun zayıf taraflarıdır. Bu yönleri geliştirmesi durumunda Daniel Tice'ı geçip ilk 5'e girmesi ve Christian Wood ile yan yana oynaması pek muhtemeldir. Rockets'ın ikinci sıradan seçtiği Jalen Green'in süper yıldız beklentilerini karşılaması ve Alperen'in vaat ettiği potansiyele ulaşması veya yaklaşması Rockets'ın ileriki 10 yıl için ana çekirdeklerini bulduklarını ve şampiyonluk adayı bir takım olabileceği anlamına gelebilir. Deniz Bilenoğlu